Geliyor. Tamam, sakin ol sen şimdi. Bak, önemli olan neydi? Neydi? Bu adamın sana evlenme teklif edecek kadar aşık olduğuna inanması değil mi? O zaman mantıken sizin bir sürü ortak noktanız olması gerekiyor. İşte biz tam da o noktaya yürüyeceğiz. Nasıl? Şimdi şöyle, ben enişteciğimin o nadir ve özel zevklerini araştırdım. Sen de onları seveceksin ki şüphelenmeyecek. Önce yemek zevkinden başlıyoruz. Enişte Antepli ama oyster diye bir şeyi çok seviyormuş. Oyster mı? O ne be? Senin benim bildiğimiz bir şey değil kızım. Ama kesin çok özel, güzel bir şeydir. Güven sen bana. Çok şaşırdım. Neye? Yani bu yemeği sipariş etmen beni çok şaşırttı. Beklemiyordum. Biz hep yeriz ki bundan. Evet. Akşam bir bakarız. Kızımın yüzü gülüyorsa ne âlâ. Gülmüyorsa ne yapacağız? Niye yüzü düştü? Demese miydim öyle keşke? Hatırladım yoksa? Kusura bakma. Ben hatırlamıyorum. Yani eminim senin çok güzel anlarımız vardır. Çok mutlu anlarımız vardır ama maalesef. Sakin ol Şimal. Sakin. Bir şey anlamaması lazım. Ne yapıyorsun lan? Babasını düşün. Kızının mutlu olması lazım. Mutlu olması lazım. Ne kadar güzel. Yemek zevkimiz ortak. Çok, çok güzel. Mış. Mış. Yani bence güzel. Sence de güzel mi? Güzel. Ha, güzel. Güzel, çok güzel. Olur mu? Ay. Bak sen iyi misin? Ha? Ben bir şey yapmadım. Ben seni kırmadım değil mi? Yok, ne olacak? Çok iyiyim. İyi ol, iyisin. Vallahi çok iyiyim. Çok güzel. Ah, yemekler de geldi. Teşekkürler. Çok güzel gözüküyor. Oh, çok güzel kokuyor. Ne oldu? Yok bir şey. Bir şey yok. O zaman tamam. Önce sen buyur. Hemen geliyorum. Tamam. Geliyorum hemen. Hemen. Ne oldu ya? Ben mi bir şey dedim? Ne dedim ki ben? Önce buyur dedim. Demese miydim? Civan. Oğlum bu kızın babası seni çiğ çiğ yer. Seni vurur. Oysturmuş. Getirdikleri şey düpedüz çiğ midye. Ay. Aslı ben sana göstereceğim Aslı. Çok güzelmiş de yok ona güvenecekmişim de. Ne yapacağım ben şimdi? Antin kuntin şeyler getirdiler. Nasıl yenir ki bu? Evet. Ha. İyisin değil mi? Her şey yolunda. İyiyim, iyiyim. Yolunda her şey. Bir elimi yıkayayım dedim. Tamamdır. Oyster yemek bir ritüel gerektirir. Sakın hemen yemeğin yanında gelen çatallarla normal bir yemek gibi yiyeceğinizi düşünmeyin. Her şeyin yolunda olduğundan emin misin? Yolunda dedim ya. Yolunda olmayıp ne olacak? Yolunda olmayıp ne olacak yani? Hadi yemeğin tadını çıkaralım. Sen de beni bekleme ne olur. Hadi aynı anda. Tabii. Oysteri elinize almalı, üzerine iki damla limon sıkıp çatalla midyeyi yerinden çıkarmalı. Sonra kaşığın ucu ile sos eklemeli ve ağzınıza götürüp kaydırarak yemelisiniz. Ne oldu? Bozuk mu? Soslar da biraz kötüydü biliyor musun? Yani biz en iyisi kalkalım buradan. Sen beğenmedin galiba.
O kafenin müdavimi başka bir yerde kahve içmezmiş. Tam bir kahve tiryakisiymiş. Demek seninle buraya da geliyorduk ha? Evet. Hatta ben de çok sevmiştim. Çok enteresan. Yani zevklerimizin ortak olması beni çok şaşırttı. Fakat nasıl oluyor da bu kadar ortak zevkimiz varken sana en sevdiğim kahveyi tattırmamışım? Seni bu zevkten nasıl mahrum bırakmışım ben? Biz bunu hep konuşuyorduk. Bir türlü fırsat olmadı biliyor musun? İçemedim yani. Anladım. Fırsat olmadı. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Biz nasıl tanıştık anlatsana. Sergide. 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 Sen o sıra Can Festivali'ne gitmiştin. O yüzden okul seçmelerine gelemedin. Hangi festival bu ya? Venedik. Venedik. Aha. Çok ayıp etmişim. Ayıp bir şey yok. Ben istedim gitmeni hatta. Sonuçta iş önemli değil mi? İş önemli değil mi? Önemli. Ama sen saat başı aradın beni bilgi aldın. Ha, onu yapmışım iştiyse evet. Yani. Ah kahveler geldi. Bakalım bu kadar ortak zevklerimiz varken bu kahveyi ne diyeceksin çok merak ediyorum. Sana hayatının en büyük kötülüğünü yapıyorum. Çünkü bundan başka kahve beğenmeyeceksin artık. Civan Bey, sizin için özel olarak getirdiğim Kopi Duvak kahvelerinizi bizzat kendim servis etmek isterim efendim. Gerek yok. Çünkü ben bu kahveyi hanımefendiye bizzat kendi ellerimle servis etmek isterim. Hazır mısın? Müsaadenizle. Şunu bir koklar mısınız? Bakayım. Nasıl? Anlatsana nasıl? Kahve gibi. Yok yok. Ne yapsam yüzü gülmüyor. Beğenmiyor bir şey. Ne yaptım ben bu kıza ya? Ne yaptım da üzdüm acaba? Ben nezle gibiyim birazcık. Koku alamıyorum. Bakayım. Alamıyorum. Yok. Bir yudum alın. Kesinlikle o büyülü tatla kendinizden geçeceksiniz. Muazzam. Nasıl olmasın? Dünyanın en kaliteli kahvesi. Ne de olsa lezzetini Endonezya'nın mis kedilerinden alıyor. Midelerinde fermente olan çekirdekler kedi dışkılığıyla atılınca... Ay! Ne oluyor Şimal? İyi misin? Su getir. Su getir. Su getir. Pardon, kusura bakmayın ya vallahi.